Refleks çok önemli ya burada. Çıktığında yorulduğunu anlarsın. Değil mi? Anlarım. Anlarsın. Çünkü burada insanın dikkati daha bir açık. Dikkat etmen gerektiğini biliyorsun. Bir de ilk kez çıktım. Evet. Tanımadığın bir yol. Tamam, gelip giderken görüyorsun ama araç kullanırken tanımadığın bir yol. Nereye dikkat edeceğim? Bunlar dikkatin açık olduğu için insanı yorar. Bölgenin son virajıydı bu. Devam edelim. İşte bu. Var diyor tekrar. Işık sisteminin olduğunu gösteriyor. İlerideki tabela bağlantı yollarını gösteriyor. Bu ışık kontrollü bir şekilde geç diyor. Kontrolsüz geçme sıkıntı yaşayabilirsin diyor. Burada çok kaza oluyor. Artıralım ışığımızı. Artır, kamyonumuzu sıkıştırmasın. Artır. Artır. Hiç aldırma. Korna çalanları aldırma. Geçer gider. Sol şerit boş. Devam edelim. Çok güzel. Harika. Adam orada aracının arkasına taş koymuş yolda, taşı da yola bırakmış gitmiş. O taş çok büyük tehlike. Bu gibi yerde, gece özellikle. Devirir aracı. Dün eğitimden sonra bahçeye gittim ya, nasıl yol? Hiçbir işte yapmadım ama yorulmuşum. İşte oruç olunca benden başka var mı kimse? Yok, almıyorum. Yorulurum o zaman. Aha, almıyorum. İki kişi daha var da onlar sonra alacağım. Özel ders daha fazla bir dikkat gerektiriyor. Baştan savma yapamazsın. Sürücü kursundaki gibi. Olmuyor. Geçeyim mi? Evet. Aynaya baktın değil mi? Baktım. Tamam. Kamyonu geçtikten sonra aynadan, sağ aynadan kamyonu görmeyince önüne girme. Evet. Heh. Hemen girince kapatıyorsun sinyalini. Çok güzel, harika. Süper oldu. Sağdan bağlantıya dikkat et. Heh. Kaçma. O emniyet şeridini ilerlemek zorunda. Onu zaten dikkatli çıkarsın. Evet, aynen. Uzun yola giderken camı fazla açma. Çünkü oradan gelen hava akımı boyun tutulmasına sebep olur. Artı aracın içi gürültülü olur. Dışarının sesini içeriye alır. Rahatsız eder seni. Sıkıntı yaşarsın. Özellikle kulunç dedikleri boyun ağrısına dikkat et. Zaten var. Hiç gitmiyor. O sıkıntı ya. Eşimde de, bende de. Bende de omzumda olur bazen serin havalarda. Otururken hissederim hemen ben sırtıma bir şey alırım. Almadığım zaman onu ben bir hafta çekerim.
ya bir iyi masaj yapan birini bulmam lazım. Bir gün böyle o kadar bir perişanladım ki çalışıyorum. Çalıştığım okulda da Türkiye Gazetesi'ne abone olan arkadaş var. O zaman Türkiye Gazetesi popülerdi, evet, 90'larda. Gazeteci, dağıtıcı çocuğu da tanıyorum. Karakiçil'de çalıştığım için oralıydı. Böyle konuşurken çay falan ikram ettik. Anlattım. Abi sana bir masaj yapayım dedi. Biliyor mu dedim. Evet dedi, ben kursuna gittim dedi. İknur Hanım, çocuk bir masaj yaptı. O bir hafta sadece omzuma yaptı. Böyle parmaklarımı şu baş parmakla işaret parmağının ortasını ovdu ve bıraktı. Ya 5 dakika mı 10 dakika mı sürmedi ya. Rahatladım. Ağrı gitti. Ya sinir uçları oradaymış. Sen onları bilmek istedim. Evet. Ondan sonra bir daha o çocuğa denk gelemedim. Yani oradan biliyorum masajla atlatıldığını, ama dikkat edeceksin. Kişi kendinin doktorudur. Biz de buraya gelerek yılda şimdi Şubat ayında termale gidiyoruz. Masaj. En güzeli iyi bir masör. Rahatlatıyor bizi bayağı, evet, ama yok. Geldikten sonra yine yani. Aa, olur. Bir hafta onu, evet, bir rahatlıyorsunuz. Bayansan bayan masör, erkeksen erkek masör bulacaksın. Güzel bir masaj yaptıracaksınız ağrı bölgesine. Onlar alnına da masaj yapıyorlar. Her yere masaj, evet, yapıyorlar. Çok faydalı. Hani bayanın erkek masöre gitmesi uygun değil de bayan masör, bayan masör bulabilirsiniz. Bu işi yapan bayanlar var. Hadi geç bunu, geç. Bir zaman Alanya'ya gittim 95 yılında, oraya yerleşecektim. Yavaş. Ben de dedim ya, menisküs ve şey var, yan bağ kopu. Yürümekte zorlanıyorum, öldürüyor beni. Bir ay ayakta çok durunca perişan ediyor. Çalıştığım otel hemen otogarın dibindeydi. Orada bir baktım, yeni Nazilli Spor diye bir otobüs var. Futbolcu kafilesiymiş, maçtan gidiyorlar. Hemen koştum vardım futbolcunun yanına. Ortada kal. Çizgide kal. Dedim ki, masör var mı dedim. Dedi ki, abi ben yardımcı olayım dedi. Futbolcu, sen yardımcı olamazsın dedim. Masör var mı dedim. Var dedi. Ne oldu abi dedi. Dedim oğlum böyle bir durum var bende dedim ya. Ondan sonra hemen masörü çağırdılar. Masör dedi ki bana, eczaneye git, Voltaren 100 diye bir ilaç var. 3'e düş hemen. Bak çekmiyor. Hemen. Voltaren 100 al dedi. Evet o çok iyi. Hı hı, Voltaren 100. 4 tane mi 10 tane mi ilaç var. Çok da pahalı o zaman. Aldım. Ya İktin Hanım, bir tane yuttum bir şeyim kalmadı ya. Ben o eziyeti boşa çekmişim. Unutur muyum daha bir daha o ilacı? Şimdi kardeşimin eşine de onu verdiler ameliyat sonrası. Evet. Şey. O ilaç çok faydalı. Böyle diz kapağının arka kısmı şişti ki basamıyorum, dizim de açılmıyor. Ortada kal. Ortada. Ha. Devam, ilerle. İlerle. Evet. Evet. Şimdi en küçük vites. Çok güzel, en küçük. Harika. Burada frene gerek yok. Yok. Nurşen Hanım için şarkı istiyorum senden. Hayırlı Ramazanlar diyen Ankara'da Hasan Bey. Belçika'dan sevgiler gönderen Ayşe Hanım. Sıradaki şarkıyı İzmir'deki Teknop Sendiye ve Şükran Özdemir için istiyorum demiş. Hafızana hayran, unutmuyorsun diyor. Valla çöplük gibiyim Ayşe Hanım. Ne olacak bilmiyor. Pek de güzel değil aslında. Üniversitenin başladığında buralar tüm tarlaydı. O zaman hiç aklımıza gelmedi ya. Buralardan bir yer almak. Ev değil, tarla. Benim komşum Murat 124 verdi. Hemen şu son apartmanların dibinden 750 metre yer almış. Murat 124.
Dedim ki Şeref abi ne yapıyorsun dedim ya. Ne ora ne işe yarar sellik dedim ya. Yok abi dedi ora çok güzel olacak dedi. Adam da kanser hastası ve iki kızı var. Kızların geleceğini düşünüyor o halde. Geçen sene kardeşinden öğrendim. Damatları demiş ki büyük damatları amca demiş 4 daire verdi de vermedik demiş. Düşünebiliyor musun? Ya. Ha şu apartmanların bitişi. Yani buralardan öyle 1000 liraya 2000 liraya bir dönüm iki dönüm yer alınabilirdi o zaman. Almadık. Hiç düşünmedik. Kimsenin aklına gelmedi buraların böyle olacağını. Şimdi arsa yok. Devam. İleride yollar alıyor. Otobüs de girmeye çalışıyor. O devam şeridin edeyim. De doğru. Devam et sen. Sen devam et. Devam et. Devam et. Dikkat. Sola dikkat. Devam et. Yol daralıyor. Soldan bizi geçmek isteyenin bize yol vermesi gerekiyor aslında. Devam et. Bariyer tamiratı yapıyorlar. Hemen tekrar şeridimize niyetten geçelim. Hadi vites istiyor. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Devam. Evet. Köprünün üstünden şehre gideceğiz. Tamam mı? Geldi. Aynen. Sinyalini kapat. Direksiyon manevrayı tamamladığında kapatır. Kapatmıyorsa sen kapat işin bittiğinde. Sağda kal. Şehir merkezi yazan tabela nereye gösteriyorsa oraya gir. Minibüsü takibi, taksiyi takibi. Sağdan gidersen Kayseri'ye. Evet. Tamam böyle. Bariyere çok sokulma. Viraj keskin, dikkat et. Solunda araç var. Heh. Çok güzel. Viraja girerken ayağını bir tık çek şeyden gazdan. Hafif fren gerekirse yaparsın. Gerekmezse ayağın gazdan çekmen yetiyor. Çünkü motor freni yapıyor. Yani yakıt alamayan motor hızını düşürür. Onun adı da motor frenidir. Ve rüya bugün bitti. Evet. Değil mi? İki araç yan yana gidemiyoruz diyor burada. Yani geçiş yapamazsın yani demek istiyor. Çünkü yol daralıyor. Devam et. Devam. Sağ şeride dikkat et. Devam. Sola kaçma. Sola kaçma. Şeridini terk etme. O arabadan tedirgin oldun, şeridini terk ettin. Noktadan meydana inelim, Çantepe'ye çıkalım. Ve daha aşağıda. Evet. Şuradan değil. Yok yok, meydanı da gör, o yolları gör yani, tekrar gör. Devam, vitesini hemen düşürüyorsun. Kaçma, niye kaçtın? Niye kaçtın? Sağ şeride neden kaçtın? Ben onu soruyorum. Evet. Freni kullanabilirdin debriyajla birlikte, değil mi? Aynen. Kaçmakla başka bir aracın sanki yoluna çıkıyorsun. Sanki önüne geldi ki, boğulunca panikledim. Ya, olmaz. İşte bu paniklerimi yandan tamam, da oldu. Onu yeneceksin, yeneceksin. Kezban Altan diye bir bayanla çalıştım. Vitesi büyüdü. Üç. Ona çok çalıştım ama yani o daha bir panikti. Şu an valla çok iyi haberlerini alıyorum. Araba kullanıyor. Ve herkese de tavsiye ediyor.
O ama o senden daha panikti. O toparladı. Yavaş. Bu Shell'den sağa dönüş yapacağız. Evet, şeridini değiştir. Sağ şerit. Git ilerideki sarı taksinin ardına. Yavaşça duruş yap. Aynen. Tam debriyaj şimdi. Biraz daha bırak. Durduğun arabanın şoförüyle yan yana gelme. Sen bir tık öne git veya bir tık geride kal. Çünkü bayan sürücü olduğun için sana sıkıntı verirler. Sigara üfürür, argo konuşur, döner bakar. Yani her türlü taciz olur. Şimdi ne yapıyoruz? Sarı ışık. Ben de acaba stop mu ettirdim aynen diyecektim. Ha. Ayağım frendeydi. Yavaş, kaldırmaz, dikkat. Ha. Devam. Devam. Bit istiyoruz. Minibüste dikkat et. Yanından geçerken bir ayağın debriyaj, bir ayağın frende, her an tetikte olacaksın. Ki ani durduracaksın arabayı yani. Devam. Evet, debriyaj. Bu gibi durumlarda arabanın hızı daha da düştüyse hemen vitesini düşürürsün. Düşürmezsen arabayı stopa zorlar. Çok güzel. Şu aslan soğutmanın sahibi de eğitim istiyor. Bir gelemedim adama ya. Tam eğitim vereceğim. Anlaştık. Adam kalp krizi geçirdi. Bypass yaptırdı. Ha, bir sürü anjiyo oldu derken dedim ki sen şu an heyecanı götüremezsin. Eğitim vermiyorum sana dedim. Yavaş. Kendini mi istiyorsun? Kendini istiyordum. Devam. Çok güzel. Devam. Harika. Durduğunda ne yapman gerekiyor? Debriyaj kullan. Çok geç kalma debriyaja. Debriyaj yardımıyla araba kayar gelir. Sakin. Sakin ol. Vallahi burada da istop ettirirsen diyecek bir şey yok yani. Ettirmedim. Ha. Hemen geri basacaksın. Araba sarsıldığında hemen geri bas. Sert bir şekilde. Sağdan gidelim bugün. Ters bir istikamet. Evet. Saat kulesine çıkış. Tamam. Devam. Saat kulesinden istasyon tarafına döneceğiz. Devam. Gören değil mi kural tanımazlığı? Evet. Bu buraya park olmaz yani. Kaçsa yavaş gir. İleride zaten ışık var. Sol sinyalini çalıştır. Işığı görecek şekilde dur. Rakamları ışığı görecek şekilde dur. Duruyoruz. Fazla gitme, duruyoruz. Işığı göreceksin. Rakamları gör. Işığı görmen bir şey ifade etmiyor. Bak kutuyu düşürdüm. Çok tehlikeli onlar ya. Boş diye varırsın, dolu çıkar. Bir de arabanın altına gelir, basar, arabanın altında kalır, sürtündükçe alev alır o. Böyle bu genç kız gibi, bu kulaklıkların yeni çıktığında bir tane genç kız kulağına takmış, telefonu gidiyor. Ben de tepede lokantadayım. Yandaki esnafın biri diyor ki, karşıdaki esnafa,
La kafa kırık diyor. Kendi kendine konuşup gidiyor diyor. Kulaklığı görmüyor. Görmüyor. He, kızın kafasında da tesettür var. Kulaklığın kablosunu gizlemiş. Konuşarak gidiyor böyle ergol hareketi var. Kafası kırık diyor. Kendi kendine konuşup son 5 saniye kala fren terk etmen senin işini kolaylaştırır. Sarıyla birlikte terk et freni. Evet, gaza geç. Soldan. Çok erken bırakmaya çalışıyorsun debriyaj. Ne yaparsan yap, çok erken bırakmaya çalışıyorsun. Bunu yapma. Evet, hadi. Tez, çok güzel. Harika. Unutma, gelirken flaş getir, sen bunu sana vereyim, boş flaş getir. Bundan faydalanırsın bunlardan. Dikkatli ol. Bağlantı da var, yaya yolu da var. Evet, dönüş yolumuza. Yavaş, sağ kontrollü dönüş, durmayacaksın ama kontrollü geçeceksin. Heh. Türkiye'nin dikkat et, vatandaş görüyor değil mi? Kapıyı açtı. Ha, inecekmiş, engelliymiş. Zannımca. Ama engelli olmayanlar var. Geçen akşam bize denk geldi mesela. Adam hiç bakmıyor. Arabanın kapısına böyle kıl payı. Öyle ya. Çok sıkıntılı. Çok önemli. Eve döneceğim kendi arabamla. Kapı bir açıldı yandan. Park halindeki arabanın kursun arabasının aynayı kopardı kaldı. Ne yaptın dedim ya, hemen durdum. Ne yaptın dedim. Abi hata ben de ödeyeyim dedi ya. İyi tamam. Devam sola. Parçacının telefonu vardı. Aradım parçacıyı. Ne kadar dedim. 100 lira mı dedi, ne dedi. Ondan sonra üstteki aparat ayna vardı. O ne kadar dedim. 50 lira da o dedi. 150 lira borcum var dedim. Hemen aldım elinden 150 lirayı. Ne yapayım? Yavaş. Durma. Yavaş. Niye panikledin? Sen niye panikledin? Yavaş. Ha. Sanki. Evet, bire düşüyorsun. Yavaş, hızını düşür ama. Hızını düşür. Hadi geniş bir kavis alıp devam. O gelmedi. Hadi evet, sinyalini verdin mi? Heh. Evet. Debriyaja bas fren yardımıyla. Çevir, bırakma freni. Gir. Şimdi freni bırak. İhtiyacın kadar gaz ver. İhtiyacın kadar. Öyle kısa mesafelerde debriyajı basılı halde rampadan faydalanabilirsin. Tamam mı? Her şey gaz vermen değildir. Evet. Tecrübeyi yakalayana kadar. Yolu göremiyorsan sağdan git. Devam. Park yapacağın yeri düşün. Gene aynı yere gireceğiz. Tamam. İlerle. Sola dur, ilerle. İlerle. Bu arada var boşluk. İlerle. Girebilir miyim? Dur bakayım. Debriyaja tam bas. Durdur arabayı. Durdur. Çevir direksiyonunu, hepsini. Freni bırak kontrollü bir şekilde. Heh, ilerle. Hafif sola çevir direksiyonu. Bir tur. Heh, ilerle. Tam çevir. Çek öne doğru. İlerle. Gaz ver. Hafif hafif. Sert değil. Korkma. Bunu hep yapıyorsun. Evet. Buraya gelince sıkıntı hadi yapıyorum. İlerle. Kesme. Hafif. Ayarını koru. Koru ayarını. Azıcık daha. Çek. İşte bu. Freni kullan. Freni çek. Basma, düğmeye basma. Bu... O çıtırtıyı duy. Burada hep sıkıntı yaşıyorum. Var mı bir sorun? Ne yapabiliriz şimdi bir dahaki sefere? Bugün çok tamam. Güzeldi benim için. İnşallah daha da güzeldir. Ziyade selamlar.